Necati, her şey tamam mı? Uva! Teşekkürler müdürüm. Yani evet, buraları çok güzel hazırladım ama kupa kazanmayı ben de beklemiyordum. Necati dur, kupa senin değil. Ne olmuş? Bu madalyon da senin değil ama ben bir şey diyor muyum? Evet diyorsun işte. Aman neyse. Bu kupayı yapılacak dans yarışmasının birincisi alacak. Buraya koyuyorum. Güvenliğinden sen sorumlusun. Bu görev tam Necati'ye göre. Hiç merak etmeyin müdürüm. Bu kupaya gözüm gibi bakacağım. Bakın, gözlerime çok iyi bakıyorum. Çok havalı kıyafetleri var ve harika kokuyorlar. Kokla bak, kokla. Lavanta tazeliği. Gözleri koklamak istemiyorum. Uzaklaş. Benim biraz işim var. Sorumluluk sende. Sorumluluk bendeyken hiçbir şey ters gidemez. 5 dakika sonra. Hey, hemen söyle bakalım, nereye gidiyordun? Top oynamaya gelmiştim. Çocuğum, beden dersi değil ki. Geometride küre konusuna gelmiştik, sayılmaz mı? Necati! Fil! Necati! Fil! Necati! Oley! Büyük taraftar sen, çok yaşa! Necati, kupa yok. Çabuk tüm çıkışları kapat. Tüm birimlerin dikkatine, bütün çıkışlar kapatılıyor. Tüm birimlerin dikkatine, çabuk tüm çıkışları kapatın. Tamam, kapattım. Çıkışlar da kapatıldı, çayın altını da kapattım. Müdür bey, tüm çıkışlar kapatıldı. Çaycı Muzaffer çayın altını bile kapattı. Akşama kadar çay yok. Necati, hemen bu odadaki herkesi topla. Kupayı çalanı bulana kadar herkesi sorgulayacağız. İyi de sadece Cemşit var burada. Toplasan 40 kilo etmez. Karışık toz. Yarısı ısırılmış silgi. Mandalina. Öğrenci kokusu alıyorum Necati. Çabuk kendinizi gösterin. Müdürüm, ders zili bile öğrencileri bu kadar hızlı toplayamıyor. Tebrik ederim. Bu çocuklar odama gelsin. Çalıntı altın kupayı bulmamız lazım. Biraz dedektiflik oynayacağız. Ya ben dedektif olacaktım. Sen hırsız ol. Hadi hadi, ver kıyafeti bana. Şşt, Necati, kupayı çalan bir hırsız var zaten. Şüpheliler de bunlar. Şakir, Deniz, Arif ve Cemşit. Cemşit? Yoksa kupayı sen çaldın da kaçmaya mı çalışıyordun? Hayır, kupayla bir alakam yok. Sadece top oynamak istiyorum. Benim bildiğim tüm topçular kupa peşinde koşar. Bence sen de istiyordun kupayı. Spor salonundaki kapının orada top arıyordum. Size yakalandım. Yalan! Spor salonunun bir kapısı yok. Çünkü spor salonları fotosentezle beslenir. Saçmaladın Necati. Birden heyecanlandım. O halde sakin ol. Evet, sırayla başlıyoruz. Anlat Şakir. Şöyle ki benim de kupayla bir ilgim yok. Bugün öğle arasında kumpirle saklambaç oynuyorduk. Onu ararken masanın altına girdim. O yüzden oradaydım. Kupayı ben almadım. Bana inanmalısınız. İyi de çocuğum, niye o kadar uzun süre kaldın masanın altında? Masanın altında olmadığından iyice emin olmak istedim. Kumpir bayağı iyi saklanır. Yalan! Kumpirler ikiye ayrılır. Sade ve karışık. Necati sus. Sen anlat bakalım Arif oğlum. Arif senin oğlun mu? Hiç benzemiyorsunuz. Necati abi, ben bir zürafayım. Peyami babada bir kaplumbağa. Onu niye kimse sormuyor? Necati konuyu saptırma. Anlat Arif. Tamam müdür bey, ben okuldaki organizasyonlarda teknisyen olarak görev alıyorum. O yüzden bugün yapılacak etkinlik için de müzik düzeneği kuruyordum. Yani kupayla bir alakam yok. Basket potasında ne işin vardı? Üçlük müydün, ikilik mi? Yoksa foul atışı mı? Necati lafımı bölme. Hırsızı ya benim yöntemlerimle buluruz ya da hiç bulamayız müdür bey. Bu işi 36 senedir yapıyorum ben. Bana güvenin. Şimdi cevap ver Arif. Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Nedir bu? Ha? Şüpheli hiçbir şey bilmiyor müdürüm. Devam edelim. Ben dans yarışması için pratik yapmaya gelmiştim. Demek kupayı çok istiyorsun. Evet, çok istiyorum. İtiraf etti, yakalayın. Muzaffer, aç çayın altını. Hırsızı bulduk. Oley. İyi de kupayı çalmama gerek yok ki. Zaten çok iyi dans ediyorum.
Birinci olmam garanti. Unutma ki geçen sene birinci olan dans yarışması bile bu sene ikinci oldu. Kendine fazla güveniyorsun bence. Benim kafam karıştı. Bence olayı çözdüm. Kupayı çalan kişi işte burada. Görünmez adam. Necati, orada kimse yok. İşte görünmez adam da öyle düşünmeni istiyor zaten. Hem madem öyle, niye 5 sandalye koydurdunuz buraya? Sadece 4 şüphelimiz var. Dur bir dakika, kamera kayıtları. Görünmez adamı kamerayla yakalamaya çalışıyor. Hiç anlamıyor bu işlerden. Değil mi görünmez adam? Hı? Görünmez adam kaçmış. Spor salonundayken bilgisayara virüs girmiş. Kamera kayıtlarını açamıyorum. İsterseniz ben virüsü ortadan kaldırıp kamera kayıtlarını geri getirebilirim. Anlarım bu işlerden. Harika. Necati hazırlan. Arif kamera kayıtlarını açana kadar şüphelileri birebir sorgulayacağız. Durun bir dakika. Aramızda bir köstebek var. İşte köstebek. Çaylar geldi. Ha tamam tamam. Bizim Muzaffer'miş. Muzaffer hırsızı bulamadık hala. Sen yine çayın altını kapat bence. Abi karar verin siz de. Zırt pırt çay mı demleyeceğim? Evet Şakir, anlat bakalım. Necati, bu eşyalar ne böyle? Arkadaşın doğum günü vardı. Eşyalar artınca okulun deposuna kaldırmıştım. Bugün de maceradan geri kalmadık. Çok mutluyum. Oğlum Şakir, bu madalyon Necati'nin söylediğine göre seninmiş. Doğru mu? Ha? Evet, benim madalyonum o. Nerede buldunuz? Madalyonunu nasıl kaybedersin Şakir? İkiz madalyonlar bizim arkadaşlığımızı simgeliyordu. Necati, konuyu dağıtma. Şakir, madalyonunu kupanın çalındığı vitrinin yanında bulduk. Yani kupayı çalarken madalyonunu düşürmüş olabilir misin? Ha? Ama nasıl olur? Ben vitrinin yakınına bile yaklaşmadım. Zaten kupadan bile haberim yoktu. Müdürüm, ben Şakir yalan söyleyince anlarım. Ama doğruyu söylüyor gibi. Öyle diyorsan sana güveniyorum. O zaman diğer şüphelileri sorgulayalım. Ama ben kendime güvenmiyorum. Kesin yalan söylüyor. Ha? Hayır, doğruyu söylüyorum. Ben yalan söylemem. Şimdi içeri git ve bizi orada bekle. Necati, ne yapıyorsun? Görünmez adama sıra gelsin diye bekliyorum. Tabii önce onu bulmamız lazım. Sıradaki. Sıra bende mi? Burada soruları ben sorarım. Soruyorum. Söyle bakalım. 3 kere 2 kaç eder? 6. Olabilir. Doğruyu söylüyor olabilir müdürüm. Ama emin değilim. Bunu bana bırak. Evet Cemşit. Kupayı çaldın mı çalmadın mı? Çalmadım. Top oynayacaktım. Bir elimde kupayla nasıl top oynayayım? İzninle sana bir masal anlatmak istiyorum. Bir varmış bir yokmuş. Biri yokmuş. Oha! Müdür bey, şüpheliyi kaybettiniz. Sihirbazlık değil, dedektifçilik oynuyoruz burada. Cemşit yine top oynamaya gitmeye çalışıyordu. Ben yakaladım. Sen kendi işine baksana Deniz. Sadece hırsızın bir an önce bulunmasını istiyorum. Böylece kupamı kazanabilirim. Deniz'i spor salonundaki bilgisayarı kurcalarken gördüm. Belki de kamera kayıtlarına ulaşmayalım diye virüs yükledi. Ha? Bu doğru mu Deniz? Ben içeride bekliyorum. Cemşit'e gerçekten inanıyor musunuz? Asıl sen Cemşit'e inanabiliyor musun? Basket oynayacakmış ama beni çağırmamış. Necati dur bir dakika. Deniz kızım, doğruyu söyle. Bilgisayara virüs mü yükledin? Evet doğru. Senden hiç beklemezdim. Ama olay bildiğiniz gibi değil. Ailem dans etmemi istiyor ama ben aslında DJ olmak istiyorum. Salona girdiğimde müziği açık görünce ben de DJ gibi davranmak için bilgisayar başına geçtim. Virüsü yanlışlıkla indirmiş olmalıyım. Bir ses duyunca da hemen saklandım. Ama kupayla bir alakam yok. Bir dakika. Müzik en başta niye açıktı? Olamaz. Ne oldu, ne oldu? Mısır patlatmıştım. Yemeği unuttum. Siz devam edin. Müziğin açık olması bir ipucu. Deniz, sen içeri geçebilirsin kızım. Kamera kayıtlarını kurtarmak üzereyim öğretmenim. Bir dakika bekle bakalım. Madem sen bilgisayar sistemini kuruyordun, neden müziği açık bıraktın ve ortadan kayboldun? Öylesine. Gözlerime bak. Gözlerim kaliteli giyinir. Güzel de kokarlar. Şimdi bana doğruyu söyle. Spor salonunda ne yapıyordun? Tamam, yakaladınız beni. Zaten kamera kayıtlarından her şey belli olacak. İşte bu kadar. Aç çayın altını Muzaffer. Hırsızı yakaladık. Kesin bilgi mi? Hırsız değil, balet. Baleti yakaladınız. Ben aslında teknisyen değil, dansçı olmak istiyordum. Bu yüzden müzik açıp bale yaptım.
yanlışlıkla vazoyu kırdım. Birilerinin geldiğini duyunca da ilk gördüğüm yere saklandım. Boyum uzun olduğu için ilk gördüğüm yerde basket potası oldu. Demek o dağınıklığın sebebi sensin. İşim gücüm yokmuş gibi döktüğün toprağı temizliyordum. Parkeyi siliyordum. İyi de Necati, senin işin gücün bu zaten. Ne? Kimse işe girerken bunu bana söylemedi. Ha? Müdür bey bir şey buldu galiba. Benimle gelin. Gel gel, kaçırma bunları. Necati otur buraya. Kimse yerinden kıpırdamayacak. Benim olay yerini incelemem lazım. Kusura bakma görünmez adam. Ezildin sanırım. Ama emir büyük yerden. Tam da tahmin ettiğim gibi. Herkes beni dinlesin. Olayı çözmek üzereyim. Şakir, ceplerini kontrol et ve madalyonunu bulmaya çalış. Ha? Madalyonum cebimdeymiş. Oo, müdür bey sihirbaz olmuş. Nasıl ışınladın madalyonu Şakir'in cebine? Ben ışınlamadım Necati. Çünkü bu madalyon senin madalyonun. Ha? Hep beşinci sandalye niçin var diye soruyordun. O spor salonunda suç anında 5 kişi vardı. 5. şüpheli sensin. Toprağı temizlediğini söyledin. Ama işini yarıda kesip faraşı vitrinin kenarına bırakmışsın. Sonra da kupayı alırken madalyonu düşürmüşsün. Ama o zaman hırsız benmişim. Sorgu odasına. Çabuk söyle, kupayı neden çaldın? Ben kupayı çalmadım. Tüm kanıtlar seni işaret ediyor. Yalan söyleme. Her zaman her şey beni işaret eder. Çünkü ben bir yıldızım. Kupayı nereye sakladın? Kupa nerede bilmiyorum. Bana yalan söyleme. Necati dur, başımı döndürdün. Otur şuraya ve en başından anlat. Salondan bir süreliğine çıkmıştım. Ancak bir cam kırılma sesi duydum. Ve vazonun kırıldığını gördüm. Faraşımı alıp toprağı temizlemeye başladım. Ama sonra çok yoruldum ve acıktım. Mısır patlatıp yemeğe koyuldum. Ama sonra siz çağırdınız ve kupanın çalındığını söylediniz. Ve o zamandan beri mısırımı yiyemedim bir türlü. Kamera kayıtları hazır. İşte gerçeklerin zamanı. Sonunda. Suçlu muyum müdür bey? Doğru söyleyin bana. Ben mi çaldım kupayı? Göreceğiz Necati. Göreceğiz. Havalı çıkış yapayım dedim, olmadı. Önümü göremiyorum bununla. Herkes otursun. Film başlamak üzere. Durun durun. Mısırımı getireceğim. Tam zamanı. Bayılırım böyle sahnelere. Ohohoy. Gitmişken Cemşit'i de getir. Yine gitmiş. Vazoyu kırdım. Biri geliyor. Ooo, müzik açın. Umarım Deniz beni görmemiştir. Kumpir, neredesin? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Karpuz. Ha? Burada mısın? Alo, Mirket abi. İcat ettiğin görünmezlik kalkanı işe yaradı. Bundan sonra saklambaçta kimse yenemeyecek beni. Kumpir, çabuk kalkanı laboratuvara getir. Sen oyun oynayasın diye icat etmedim ben onu. Pekala, bu turu kazanıp getiriyorum. Ha? Kalkan nerede? Görünmezlik kalkanını görmeden nasıl bulacağım şimdi? Temizlik adam, temizlik adam. Hemen saklanmalıyım. Temizlik adam, temizlik adam. Yarışmanın kazananı temizlik adam. Of, dans etmek çok acıktırdı. Hey, hemen söyle bakalım nereye gidiyordun? Yap yap, kötü adam bir ket mi çıktı? Böyle suç filmi olmaz olsun. Bilet paramı geri verin çabuk. Hayır hayır, kupa hala vitrinde. Görünmezlik kalkanı yüzünden görünmüyormuş. Hırsız falan yokmuş ortada. Biri beni spor salonuna geri süpürebilir mi? Görünmezlik kalkanını geri götürmem lazım. Ay yeter, basma basma. Seni bozacağım.
Kesin çok önemli bir şey olmuş. Bu kadar basılmaz yoksa zile. Çok önemli bir şey oldu. Ay ne oldu? Dünya kupasını mı aldı? Uzaya roket mi yolladık? Takma deşlerimi mi buldunuz? Beni mi buldunuz? Hayır hayır, daha da önemlisi. Yepyeni bir bırak dans hareketi öğrendik. Toz bağlama! Toz bağlama ne ayol? Toz bağlama bu işte. Oğlum Şakir, kaldır şu halıyı hemen. Dürüm yaparak kaldır, öyle çok hoşuma gidiyor. Halı dürüm. Tamam, şimdi iyi izleyin. Necati hazır mısın? Toz bağlama vuruşu! Bu çok güzel. Oo, gözlerim kararıyor. Bittiyse ödevimin başına dönebilir miyim? Hiç etkilenmedin Necati. Hayır. Sen ne anlarsın breakdance'dan? Bir şey diyeceğim. Ben duramıyorum Nancy. Çabuk buraya dön Necati. Oraya dönemiyorum. Öteki tarafa dönüyorum. Halım. Eyvah, halım gitti. Merak etme Kadriye. Tek parça halinde sapasağlam duruyor. Sokakta denizaltının ne işi var? Ya üzerine meteor düşüp yansa? Başka? Başka? Bir şey kaldı mı? Çok sinirliyim! Oo, Kadriye'nin süperi doldu. Bence gidip yeni bir halı alın, yoksa annem patlayacak. Canan haklı beyler. Koş, koşun! Çabuk açın, çabuk! Şimdi bu saatte nereden halı bulacağım? Nereden bulacağım? Halı sahadan. Şimdi halı saha için takım kurmak falan gerek. Olmaz o iş. Başka nereden bulabiliriz? Aa, Tanju abiye bakın, ne taşıyor? Halı! Bedava bir halı. Hem de sapasağlam. Tanju, baksana. Lambaları yaksana. Ne lambası? Bu halıya çok ihtiyacımız var. Kaça satarsın bize? Bu halı satılık değil. Hayatta her şeyi paranla satın alamazsın Remzi. Benim gibi biri maddiyata değil, kişisel değerlere ve etik... Gofret! Allah aşkına! Çok kötü pazarlık yapıyorsun Tanju. Hadi canım oradan, saçmalama. Elindeki 4 gofreti kaça satarsın? Bilmem. Bir gofret veririm. Peşin. Allah aşkına! Ver bakayım. Al sen de bunu. Tanju abi, sen bir daha pazarlık yapma bence. Ne oldu şimdi? Ben anlamadım. Tamam. Halı krizini de çözmüş olduk. Her şey süper. Hayır değil. Bağırmanız bitti mi? Benim bitti. Benim biraz daha var. Tamam, benim de bitti. Sen konuşan bir halı mısın? Bu soruyu konuşmaya düz bir halıya sormazdın zaten. Efendim? Ben senin efendin değil. Çok sarkastik bir halı bu. Sert plastik mi? Yün dokuma bence. Sarkastik dedim Necati. Yani alaycı anlamında. Cümle içerisinde kullan Remzi, anlamıyorum öyle. Siz neden konuşuyorsunuz Halı Bey? Bakın gençler, hemen konuya gireceğim. Anladığım kadarıyla sizin halıya ihtiyacınız var, benim de yardıma. Eğer bana yardım ederseniz, ben de size çok değerli, çok pahalı bir halıyı hediye ederim. Oo, halı dedin, aklımı çeldin. Nasıl yardım edeceğiz peki? Öncelikle buradan gitmeliyiz. Nereye? Çok ama çok uzaklara. Küçükçekmece'ye mi? Hayır, çok daha uzaklara. Oo, Silivri. Ne Silivrisi? Neyse, inin arabadan şimdi. Ah, bedava halı diye yine bir şeylere kalkışıyoruz ama dur bakalım. Alın şimdi şu galoşları giyin. Oo, galoş, minnoş, oluş. Size hiç anneniz halıya ayakkabıyla basılmaz diye öğretmedi mi? Çok cins bir halıya denk geldik. Neyse, giyin galoşları, giyin hadi. Tamam, önce bir dönüşeyim. Ağzınla efekt yaparak olmaz ama. Oley, ben kullanacağım. Hop hop, halı ehliyetin var mı? O yok bende. Şaka şaka, ehliyet gerekmiyor. Elektrikli bisiklet sınıfına giriyorum ben. Gidiyoruz. Baba dikkat et, öndeki halıya çarpma. Öndeki halı mı? Öndeki halı mı? Evet, bizim krallığa geldik bile. Burası sizin trafiğe benzemez. Her yerde halı uçar. Düzgün fren yapsana abicim. Vuruyordun arkadan. Pardon.
Ne kadar da güzel halılar varmış burada. Aynen, aynen. Bir tanesini kapıp götürdük mü annen çok sevinir. Önce iş, sonra alışveriş. Anlaşmamızı unutmayın. Tamam ama hala ne yapacağımızı anlatmadın. Şimdi ileride bir kuleye yanaşacağız. O kulede benim arkadaşım olan İlker hapis tutuluyor. İlker kendi ikiz kardeşi Soner tarafından tuzağa düşürüldü. Nasıl biri bu Soner? Çok kötü biri. Çok kötü. Böyle gözlerini kısarak söylersen daha etkili olur. Yap bir bak. Çok kötü biri. Çok kötü. Gördün mü? Her şey bu gece bitecek. Prenses evlenince hükümdarlık kolyesine sahip olacağım. Ve tüm diyarı ben yöneteceğim. Ben! Çok şükür budala ikiz kardeşimi hapse tıktım. Ve prensesi kandırabildim. Bütün planım sorunsuz işliyor. İlker? İlker mi? Ha, evet evet, İlker'im ben tabii. Ne oldu? Asıl sana ne oldu? Bütün gün karanlıkta oturup kötülük dolu kahkahalar atıyorsun. Başka işin gücün yok mu senin? Ne? Yok canım, işim var tabii. Hadi sen git bir akşamki düğünümüz için hazırlan bakalım. İyi, sen bilirsin. Ya, ışıkta o kadar kötü olamıyorum. Yasemin! Işığı kapat, ışığı! Pardon. Sağ ol. Ah, tamam şimdi. Evet, bu ışıkta daha kötü görünüyorum. Ya işte o kadar kötü bu Soner. Heh, geldik işte. Bu pencere olmalı. İlker abi! Halı! Ne yapıyorsun burada? Muhafızlar seni görürse üzerine vişne suyu döküp çamurlu ayakkabılarıyla basarlar. Merak etme abi. Bu arkadaşlarla seni kurtarmaya geldik. O halde elinizi çabuk tutun. Bu gece Soner ve Prenses Yasemin evleneceklermiş. Oo, akşama damat halayı var. İyi de seni nasıl kurtaracağız? Baş muhafızın cebinde benim zindanın anahtarı var. Gidip bir şekilde o anahtarı almalısınız. Sanırım süper bir fikrim var. O benim lafım Necati abi. Benim fikrim çok saçmaydı zaten. İçinde don lastiği falan vardı. Şu halimize bak. Resmen soytarıya döndük. Zaten soytarı kıyafeti bunlar baba. Soytarı çok komik bir kelime değil mi? Soytarı. Sessiz olun. Bakın baş muhafız orada. Anahtar da belinde asılı. Şimdi o anahtarları almalıyız. Ama nasıl? Göbek ata ata alabiliriz. Göbek ata ata mı? Evet. Göbek atarak. Yürü Necati. Hop hop hop. Avanını yandan. Hoppa. Obaray, tutmayın beni. Kurtlarımı dökmeye geldim. Hop. Acaba nasıl bir saçmalık olacak? Merakla bekliyorum. Oo, Sezai abim. Sen de mi buradasın? Hadi hadi, oturmaya mı geldik? Eller havaya. Sezai de kim? Baş ver şimdi Sezai'yi Cemil abi. Oyna bana bak. Hadi bakayım. Kıvır kıvır. Hoppa. Ne Cemil'i ne Sezai'si. Çekiştirmeseniz oğlum. Çok ayıp. Bak bak, prenses bakıyor bu tarafa. Oynamazsan laf olur. Hayda, nereden çıktı bu olay? Neyse, oynayalım iki dakika. Amanın yandan oh, yandan. Oh, bu abi de dünden razıymış oynamaya. Aman aman. Aha, anahtar düştü. Şakir, yakala. Tamam, anahtar bende. Gidelim hadi. Siz de baş muhafızı oyalayın. Tamam, o iş bizde. Rahat ol. Hop idik, hop idik. Oo, para yapıştıracağım şimdi. Ha benim Sezai abime. Hoppa. Dış. Yürü Necati, yürü. Zaten para da yapıştırmadın. Ne yapıştırdın? Kağıt param yoktu. Gazete kağıdı yapıştırdım ben de. Hohoy. Yeter artık. Bu kadar eğlence yeter. Evet. Biraz da ders çalışalım. Sen ne diyorsun oradan? Bilmiyorum, kendimi kaybettim. Neyse. Bir an önce şu evliliği gerçekleştirelim. Hadi kıy nikahımızı sen de bey baba. Tamam İlker Bey yavrum. Siz Neriman kızı Yasemin. Geç o kısmı geç. Finale gel. İkinizi karı koca ilan edemezsiniz. Ben gerçek İlker olarak bu evliliğe karşı geliyorum. Yürü aslan parçası. Soner, yandın koçum sen şimdi. Baş muhafız, bırak göbek atmayı. Çabuk yakala şu yalancıyı. Pardon efendim. Hemen yakalıyorum. Bu gazete kağıdını da kim yapıştırdı bana? Ben değil. Neler oluyor burada? Prensesim. Sihirli halı. Yanınızdaki kişi İlker değil. Kötü ikiz kardeşi Soner beni Türkiye'deki bir halıcıya sattı. Gerçek İlker'i de kuleye hapsetti. Saçmalık. İnanmayın bu yalancılara. Gerçek İlker benim. İkinize de inanmıyorum. İnandığım tek bir şey var. O da gerçek aşk. Şimdi tek bir şey öğrenmek istiyorum. Al İlker.
Bu hükümdarlık kolyesi senin olsun. Gerçek aşka inanmıyorsa senin olsun. Asla. Ben ne yapayım bu kolyeyi? Ben seni seviyorum Yasemin. İşte bu. Gerçek İlker sensin. İşte güç bende. Ha? Artık hükümdarlık kolyesi benim oldu. Sizin hiçbir söz hakkınız yok. Artık hükümdar benim. Sen öyle san. O elindeki sahte. En başından beri senden şüphelenmiştim. Karanlıktaki kötü kahkahalarımdan ötürü mü? Aynen öyle. Bu yüzden de sahte kolyeyi takmıştım bu akşam. Baş muhafız, göbek atmayı bırak ve şu sahtekarı yakala hemen. Yok artık. Hala mı oynuyorsun sen? Ha? Pardon. Çabuk gel buraya seni sahtekar. Bırakın beni. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Beni kurtardınız ve Yasemin'e kavuşmamı sağladınız. Dileyin benden ne dilerseniz. Çocuk menüsü. Hayır hayır. Biz ne için gelmiştik buraya? Halı. Evet, halı lazım bize. Halı mı? Tamam, istediğiniz halı olsun. Yardımcılarım, bu arkadaşlara en değerli halılarımızdan verir misiniz? Yok, bu görevi de başardık. Sihirli halıcığım, sen olmasan hiçbirini başaramazdık. Ayıp ettin abicim. Arkadaşlar böyle günler içindir. Biz evimize nasıl döneceğiz peki? O iş bende gençler. Alın bakayım galoşları. Hadi gidiyoruz. Ben bu sefer kafama da takacağım. Kulaklarım çok uçuyor havadayken. Ay! 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 Sezai abi, son bir göbecik atsana. Oh, yandan yandan. Aman aman. Oh, oh. Muhteşem Sezai abi. Kaptan Şakir geliyor. Abi biraz daha havalı bir replik yok mu? Fış 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 diye lazer efektiyle yok olmak utandırıyor. Ha? Alın o zaman. Atara oturu, atara oturu. İşte bu. Yok oluyorum. Şimdi macera zamanı. Şu solucan deliğine mi girsem yoksa kristal kaplı güneşten kristal mi toplasam? Abi solucan deliği başka bir şey oluyor galiba. Ben yanlış gelmiş olabilirim. O zaman hünerlerimi gösterme zamanı. Yedi mi? Alın o zaman. Ha? 0-1 puan mı? Arkadaş Adanalı abi. Plaka 0-1 ya. Kafası ona gitti. 10 puan demek istiyor. Adanalı gezegen mi? Ha. O zaman biraz kristal toplayalım. Ha? Babamlarla buluşmaya geç kaldım. Zaman geçip gitmiş. Evet gidiyorum. Bakkaldan bir şey istiyor musun? Ama bu oyun süpermiş. Bari uzay gemimi dünyaya park edeyim de güvenli olsun. Oğlum, burası anahtar bırakmalı park yeri. Ha? Geminin anahtarı yok ki. O zaman gidip başka yere park edeceksin. İşte şurada bir park yeri var. Üzgünüm ben kaptım. Ha? Baba, Necati abi. Siz oyunuma nasıl girdiniz? Hanım yan uçan hava aracı. Hemen panik yapıp domates atalım. Domates, al sana domates. Bu nasıl olur? Babamlar oyuna nasıl girdiler? Bu çok saçma. Eyvah, oyun kapandı. Zaten gitmem gerek. Çok ilginç. Babamların bu oyunda olmasını hala anlayamıyorum. Çok geç kaldım. Şakir oğlum nerede kaldın? Beklemekten ağaç oldum. Şaka şaka. Nasıl ama? Hiç gülmedi. Ben dedim sana beklemekten durak olalım diye. Dinlemedin. Ben kraldım. Kötü bir büyücü beni durağa çevirdi. Şaka şaka normal durağım ben. Durak olmak çok sıkıcı. Oo Şakir. Yeni profil fotoğrafı yapmışsın. Çok havalı. Ha? Uzaylılar beni mi arıyor? Eyvah! Kaçın! Ha, eski çizgi film kovalamacası! Ben çizgi film kaçışı yapıyorum. Görüşürüz. Kız. Necati. Dur.
Çizgi filmlerde her gördüğünü denememek lazımmış. Pattis'e döndüm bak. Pattis, Pattis, Pattis. Evet, löpence bu. Pattis, Pattis, Pattis. Oğlum ne yaptın da uzaylıları peşimize taktın? İşte bu çocuk. Güneşimizden kristal doldurdu gemisini. Aa, çok ayıp. Gemin vardı da bize söylemiyor muydun Şakir? Ama nasıl olur? Ben oyun oynuyordum. Bir dakika. Eskiciden aldığım şeyi oyun kumandası sanmıştım. Ama gerçek bir uzay gemisi kumandasıymış. Ve ben de oyun oynadığımı zannederken aslında gerçekteki bir uzay gemisini kontrol ediyormuşum. Dur! Oğlumu nereye götürüyorsun? Dur! Sıkıştım burada. Beni de çıkar. Of! Pattis! Bir el atsana. Pattis, Pattis, Pattis. Necati, ne yapıp edip bu gemiyi uçurmamız lazım. Ay, çok sıcakmış. Oo, domatesler sıcaktan pişmiş Remzi. İki yumurta kıralım da menemen olsun. Necati, ne yumurtası? Kaldır hadi şu gemiyi. Tamam, tamam. Uzaya çıkarken bakkala uğrarız madem. Kalkışa hazır olun. 3, 5, 2. Necati, kumpiri uçurdun. Ben acı biber yedim, bana bakmayın. Ayran yok mu? Remzi, sana bir şey itiraf edeceğim ama kızmak yok. Söyle Necati. Ben roket kullanmayı bilmiyorum. Sadece ok tuşlarını biliyorum. Bak. Ver bir de ben deneyeyim. Remzi, işim gücüm var. Ben size uzay gemisi falan kullanmayı öğretemem. Mirket, ne işi? Trambolinde zıplıyorsun. Hayır. Yayların gücünü çok önemli bir araştırma için test ediyorum. Testlere bayılırım. Zıpıdı zıpıt, zıpıdı zıpıt. Yaylar aşırı sağlammış. Madem öyle, uzay gemisi kullanmayı öğretemem ama bu işinizi görür. Tada! İkiniz de birer uzay gemisi oldunuz. Bu dizide çok garip şeyler olmaya başladı. Ne dizisi? Şu kanaldaki dizi ya, iyice garipleşmeye başladı. Babam bana hep derdi, hiçbir şey olamazsan roket ol diye. İşte sonunda roket oldum baba. Kurtarıcımız geliyor. Hepimizi kurtaracak. Bir dakika, neler oluyor? Tutsağınız değil miyim yani? Ben çiçekçiyim. Bu da uzay papatyası. Sana şans getirsin. Ben kasabım. Bu da uzay sucuğu. Maceranda acıkırsın diye. Neler oluyor? Beni neden buraya getirdiniz? Güneşimiz bilmediğimiz bir sebep yüzünden kısa bir süre önce bir kristalle kaplandı. Güneşimiz kristalle kaplanınca gezegenimize ne ışık geliyor ne de ısı. Herkes donmak üzere. Güneşimizdeki kristali ayıklamaya çalıştık ama en yetenekli pilotlarımız bile tehlikeli kristallerin arasından geçip görevi tamamlayamadı. Bir kişi hariç, yani sen. Çok iyi bir gemi pilotu olduğunu kanıtladın. O yüzden en iyi gemimizi alıp kristalleri güneşimizden ayıklamanı istiyoruz. Her şeyi anladım da bu adam ne yapıyor? Ha, o mu? Elektrikler gitmişti, perdeden sunum yapamayacağız diye bu adamı tuttuk. Elektrikler gelince de parasını verdik madem, performansını sergilesin istedik. Bu son hareketi ben de anlamadım. Bu harika bir gemi. Mikrodalgada kekimi unutmuşum. Ne keki? Hava saldırısı alarmı bu. Ha, iyi bari. Keke bir şey olmadı o zaman. Siper alın. İşte Şakir'in kaçırıldığı gemi bu gezegende. Doğru yere geldik. Remzi, üzerimize şeker çubukları atıyorlar. Baksana. Ha? Şeker çubuğu değil o Necati. Lazer ışını. Belki Mirket bize de lazer koymuştur. Bir deneyelim. Oley! Piu piu piu! Remzi'cim, su efekti piu piu diye olmaz. Fışır fışır diye bağır. Fışır fışır! Fışır fışır! Foştur foştur! Aa, foştur da olur. Foştur foştur. Necati, dikkat et! Yerlerinize!
Aa, Remzi bak, arabaya dönüşebiliyormuşum. Hüdüt düt, hüdüt düt. Necati, Şakir orada, çabuk. Remzi, bu düz vites arabaymış. Bunu nasıl kullanacağımı bilmiyorum ki. Ok tuşları Necati, ok tuşları. Necati abi, ikinci el araba olmuşsun. Evet, sıfırına param yetmedi. Hadi Şakir, yürü, kaçıyoruz. Durun, durun. Beni aslında kaçırmamışlar. Kurtarıcımızı kaçırıyorlar. Peşlerinden gidiyoruz. Siz önden kaçın. Ben onları yavaşlatırım. Su sıkarak mı? Aa, işe yaradı. Aa, suyum bitti. Bizi yok edecekler. Durun. Aslında onlar iyi. Bunu çözmenin tek bir yolu var. Necati abi, seni ben kontrol edeceğim. Artık pilot benim. Dur yapma, gıdıklanıyorum. Sol. Takma atarak geç. Takma isterim sana. Kadriye arıyor. Alo Kadriye. Roket oldum. Eve gelirken yoğurt alamam. Roket oldum, roket. Şaşırsana ağzın yak. Necati abi dur, kontrolü bana bırak. O kadar uzay gemisi oldum. İki takma atmadan bırakmam. İşte şimdi yandık. Takma geliyor, takma. Çabuk teslim olun ya da lazerlenmeye hazır olun. Durun, kimse birbirine saldırmasın. Burada herkes dost. Dost demişken hapurt hapurt. Bunlar ne güzelmiş. Yenilebiliyor mu bu? Akide şekeri bu. Şeker mi? Güzel değil bu. Kristal şeker değil mi? Şeker miymiş? Nasıl oluyor? Şeker ya da değil, ne fark eder? Buraya saplandık. Kurtulmamız için mucize lazım. Ay çocuklar, ben paralel evrendeki komşunuzum. Bizde gaz kesikti de ocak yerine sizin yıldızı kullandım. Teyze, gezegenimiz yok oluyordu. Böyle iş yapılır mı? Aman, komşuluk ilişkileri bitmiş. Ne yani 2 kilo şeker yaptık diye. Tamam, düzeltiyorum. Oley, kurtulduk. Güneşi görüyorum. Buzlar eriyor. Yaşasın. Koca teyze, bana da bir süt taştı gezegen yapsana. Gezegeninizi kurtardığımıza göre biz gidelim artık. Yolunuz uzundur. Size yaprak sarması koyayım. Yolda yersiniz. Ne? Hayır. Evet, ağzıma at, ağzıma. Alın yiyin yavrularım. Top top yağ olsun. İmdat! Teyze çıldırdı. Rüyadayım. Ay, kafama geldi.